Merhaba arkadaşlar, ben Ünal, Ciklet Balıklarım ve bugünkü konuklarımız su pireleriyle karşınızdayım. Şu anda görmüş olduğunuz kabın içerisinde yüzlerce su piresi var arkadaşlar. Bunlar yeni geldiler. O yüzden bu kabın içerisinde bekletiyorum şu anda. Tabii ki biraz su ekledim içerisine. Önceden şu kadar su vardı. Böyle alıştıra alıştıra tıpkı balıkları, yeni aldığımız balıklara yaptığımız gibi suyu adapte ede ede alıştırmaya çalışıyorum. Sonrasında da şuraya kadar dolduracağım sularını. Bu su pireleri nedir? Şöyle daha yakından görebilmeniz amacıyla bir kabın içerisine de koydum. Tabii ki daha net görünüyor şeffaf kabımızda. Böyle küçük bir canlı türü. Bunlar bataklıklarda, göl kıyılarında yaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar bunlar evde beslenilen balıkların protein ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılıyor. Yani biliyorsunuz doğada bu ciklet balıkları ya da diğer balık türleri, beslemiş olduğunuz diğer balıklar kendilerinden küçük canlı türlerini beslenerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Vitamin ihtiyaçlarını karşılıyorlar. İşte ev ortamında şu vermiş olduğumuz kuru yemler. Bunlar da tabii ki hayvansal protein ağırlıklı bir yem türü. Kuru yemler, işte evde vermiş olduğumuz granül yemler bu hayvanların ihtiyaçlarını karşılamıyor. Yani tam olarak verim alamıyoruz bu yemleri kullandığımız takdirde. İşte onların bu takviye etmek amacıyla, eksikliklerini gidermek amacıyla evde de bu tarz canlı yemler kullanılıyor. Tabii ki daha çok çeşit var ama bu canlı yem türlerinden bir tanesi su pireleri. Bakın şöyle yakından da göstereyim sizlere. Kıpır kıpırlar. Sürekli suyun yüzeyine çıkmaya çalışıyorlar. Ön kısımlarında da İki tane kolları var. Net olarak görebiliyorsunuz şu anda. Tabii takip etmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Çok hızlı oldukları için. Zaten ismine de pire demişler o yüzden. Bakın çok değişik bir canlı türü. Sürekli zıplıyorlar pire gibi. İki tane kolları var. Yüzmekte kullanıyorlar onları. Ve çok kısa zaman içerisinde yüzlerce sayıya ulaşabiliyor. Şimdi mesela şu kadarlık bir su piresini aldığınız zaman kültür olarak ve gerekli şartları sağladığınızı üretmek için arkadaşlar dinlenmiş suya ihtiyacımız var. 2-3 gün önceden böyle gün ışığında tam olarak güneş görmeyecek ama gün ışığı gelen bir noktada suyu dinlendirmeniz gerekiyor 2-3 gün boyunca. Sonrasında ise bu su pirelerini içerisine aktarıyoruz. Tabii ki bu motorların içerisinde kullanılan, şimdi benim akvaryumda yok ama eğer kullanıyorsanız iç filtreniz varsa akvaryumlarda kullanmış olduğunuz o iç filtredeki pislikleri de bunun tabanına boşaltıyorlar genelde daha çok verim sağlayabilmek amacıyla. Ve o suyu beklettiğimiz zaman da içerisinde algler oluşuyor. Yani yeşilleşmeye başlıyor gün ışığında bekleyen su. İşte o tarz suyun içerisinde de bunlar çok hızlı bir şekilde ürüyorlar. Genellikle bu tarz, bu boyuttaki kaplar içerisinde ya da daha büyük kaplarda üretim yapabilirsiniz ama bunu tam olarak dolu olarak düşünün. Ben de zaten şuraya kadar dolduracağım arkadaşlar. Bir de böyle içerisinde yosunlaşma oluştuğu takdirde üretim için elverişli bir ortam hazırlamış oluyorsunuz. Yem olarak şöyle yeşil granül yemler var. Bakın arkadaşlar, bunlar da alglerden yapılmış granül bir yem türü. Yem olarak bunu eziyorum, toz haline getiriyorum. Sonrasında bu su pirelerine veriyorum. Normalde evlerde kullanılan, bu marketlerde satılan hazır çorbalardan kullanan arkadaşlar da var. Aynı zamanda bu hamur yapımında kullanılan, mayadan veren arkadaşlar da var ama şu tarz kuru yemler, bunun adını tam olarak hatırlayamadım şimdi. S ile başlıyordu arkadaşlar. Şu anda aklıma gelmedi ama içerisinde yosun var. Alg olarak adlandırılan yosunların kurutularak elde edildiği bir palet yem. Ya da kapsül diyelim. Yosun kapsülü gibi bir şey. Bunu toz haline getiriyorum. Sonrasında su pirelerine veriyorum. Mayayı çok fazla tavsiye etmiyorum. Zaten çok fazla besleyici değeri olmuyor. Maya tüketen su pireleri rengi biraz daha soluk oluyor. Bunun dışında hazır çorba verenler var ama yani şimdi hazır çorbayı bu suyun içerisine koyarsak muhtemelen kötü bir koku ortaya çıkacaktır. Siz yine bu tarz yemlerle beslemeye çalışın. Çok hızlı ürüyorlar. 2-3 günde bir yumurta döküyor arkadaşlar bunlar. Sıcaklık konusunda çok fazla sıkıntı yok. Her sıcaklığa uyum sağlayabiliyorlar. İşte 15 derecede de
hayatta kalabiliyor. Ama daha verimli olmaları için 22 derece gibi oda sıcaklığını tercih edebilirsiniz. Üretimleri çok kolay, besleyici değerleri çok yüksek. Balıklarınıza böyle haftada bir ya da iki kez bunlardan verirseniz balıklarınızın daha böyle parlak olmasını sağlarsınız. Beslenmeden kaynaklı hastalıklar varsa balıklarınızda muhtemelen bunlar giderilecektir. Bir de protein ve lif değerleri çok yüksek olduğu için balıklarınızın protein ihtiyacını karşılıyor. Üretmekte olduğunuz balıklarınız varsa bunların verimliliklerini artırabilirsiniz. Balıklarınız daha verimli hale gelecektir. Üretimlerini teşvik edecektir onların. Yine yavru olan balıklarda kullanıyoruz bunları. Yavrularını da daha hızlı bir şekilde gelişimlerini sağlıyor su pireleri. Bunlar da yine kendi bataklıklarda tek hücreli canlıları yiyorlar. Yine su içerisinde oluşan yosunları yiyerek gelişiyorlar. Yine bu kabın içerisinde tam olarak göremezsiniz muhtemelen ama çok küçük olanları da var. Bakın şurada kıpır kıpır böyle bakteri gibi hareket ediyorlar farkındaysanız. Büyüklerin yanı sıra içerisinde bir sürü de yavru olan su pireleri var. Kolaylıkla ev koşullarında üretebiliyoruz bunları. Dilerseniz balıklarınız için sizler de su piresi yetiştirebilirsiniz. Sevda Popo Hanım da geldi arkadaşlar. Onun da keyfi yerinde. Normalde merak ediyor böyle değişik gördüğü şeyleri ama şu anda korktu onlardan, böyle kıpır kıpır olunca sanırım bit tarzında bir şey zannetti. Böcek gibi bir şey işte, o bataklıklarda falan yüzen sinekler gibi bir tane canlı türü. Evet arkadaşlar, bugün sizlere bir canlı yem türü olan su piresi hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone de olabilirsiniz. Şöyle Sevda Papa Hanım'la kapanış yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.